Gürsu Bursa Sporlar Derneği tarafından yaptırılan lokal düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Başkanımız Ali Ay, Yönetim Kurulu üyelerimiz İlyas Kocaefe ve Görkem Akbaş, efsane futbolcularımızdan Mesut Şen, başarılı futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in yanı sıra çok sayıda taraftarımız katıldı. Bursa şehrini ve Bursa Spor Tribünlerini daima destekleyen, daima tribünlerde olan ve desteklerini hiç esirgemeyen bugün Gürsu Taraftarlar Derneği'nin açılışındayız. Bugün açılış töreni gerçekleşiyor. Bir lokal düzenlenmiş durumda. Şu anda şehrin simgeleri ve Bursa Spor'un simgeleri donatılmış bir derneğin lokalin içindeyiz. Önemli bir gün. Yanımızda dernek başkanı Erkan Yürümez var. Çok güzel dizayn edilmiş. Sandalyelerinden duvarlarına, çay ocaklarından çay bardaklarına kadar çok güzel dizayn edilmiş. Daha önce birçok kez desteklerinizi buradan yansıtmaya çalıştık. Evet. Bugün de sizi yalnız bırakmıyor. Yönetim kurulu üyeleri, yine taraftarlar hep beraber destek. Neler söylersin Erkan abi? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Geldiğiniz için bizleri onurlandırdınız. Bizler burayı kurma amacımız Bursa Sporu ve tüm Bursa gençlerini, Gürsu gençlerini birlik beraberlik içerisinde güzel kuruluşlar yapmak, güzel projeler üretmek. Derneğimiz bir Avrupa Birliği projeleri üretiyor. Gençlerimizle iç içe güzel birlik beraberlik içinde güzel işler, güzel destekler yapmak istiyoruz. Öncelikle geldiğiniz için herkese teşekkür ederiz. Törende konuşan Başkanımız Ali Ay, Gürsu Derneğimiz tarafından yapılan bu lokalin hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten çok güzel bir mekan yapmışlar. Buradaki birlik ve beraberliğin tüm şehre yansımasını temenni ederim. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Çok değerli Bursa Sporlular. Çok duygulandım. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere öncelikle hemşerimizi, bu derneği açan kardeşlerime öncelikle çok teşekkür ediyorum. Geldiler, başkanım böyle böyle bir açılış yapacağız, gelir misiniz diye. Ben de tabii ki neden gelmeyeydim, neticede ben de sizin hemşerinizim. Teşekkür ediyorum. Çünkü hiç kimseden maddi menfaat beklemeden, maddi menfaat sağlamadan bu lokali açacaklar. Yani bu ne demek? Bursa Spor'un ailesi biraz daha büyüyecek demek. Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bizleri desteklemeye devam etsinler. İnşallah Bursa Spor'umuz da iyi günleri görecek. Hep beraber daha gururlu olacağız. Kendilerine buradan hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Allah muvaffak etsin. Allah yardımcıları olsun. Ve bizi de desteklemeye devam etsinler. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle lokal hizmete açıldı. Öncelikle çok güzel bir organizasyon. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani Bursa Spor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu böyle açılışlarda daha iyi de görüyoruz. İnşallah böyle organizasyonlar daha da artar. Bize daha çok teşvik ederiz böyle yerlere. İnşallah da iki genç futbolcu olarak da Bursa Spor'a çok uzun yıllar hizmet ederiz. Böyle açılışları daha çok görürüz. Güzel bir gece. İnşallah da bu hafta sonunda oynayacağımız maçta da bu güzel gece taçlandırarak önümüzde daha güzel günler görürüz. Yoğun bir sevgisiyle var Furkan, sen neler söylersin? Evet, ben bu şehre ilk geldiğim günden de ailemle buraya geldiğim ilk günde görmüştüm ki kaldırımlar yeşil beyaz. O gün anlamıştım bu şehrin çok sevdalı olduğunu. Tabii bu biraz büyük bir baskı, büyük bir sorumluluk ama biz de böyle mutluyuz. Bugün burada bir dernek kurulması, taraftarın birlikte olması bu birlik beraberlik bize de yansıyor. Başkanımızın söylediği gibi sahada 12. kişi olarak biz desteklemeleri bizi çok pozitif etkiliyor. Umarım şu süreçte alnımızdan kere çıkarız, galibiyetleri arka arkaya alıp en azından rahat ederiz. Hem biz hem taraftarımız rahatlar. Hem de biz Yusuf abinin söylediği gibi bu takıma daha güzel hizmetler ederiz. Yani başarı için beraber olmak çok önemli. Burada bunun simgesi. Bugün burada olmaktan mutluyuz. Furkan, yeni bir hoca, yeni bir soluk. Neler söylersin Mustafa El için önümüzdeki süreç? Mustafa Hoca zaten tanıdığımız bir hoca. Geçen yıl Trabzon maçında bizim başımızdaydı. Kendisiyle beraber çalışıyoruz bütün yıl boyunca. Umarım hakkında hayırlısı olur.
kendisi bize güvenen bir abi gibi bir hocamız. Umarım hep beraber başarılı oluruz. O da anında kılavuzdan çıkar ve kariyerine daha iyi devam eder. Tabii yerli oyunculara da bir şans doğacak Mustafa Hoca ile muhakkak. Sen ne söylersin? Yani bu, Mustafa Hoca için şunu söyleyebilirim. Bizim öncelikle hocamız ama dediğimiz gibi bir abi gibi bize. Hocanın da kardeşler abilerini hiçbir zaman üzmezler. Biz de onun bu güzel onurlu görevinde onun yüzünü mahcup etmeyeceğiz. Onun da hocalıkta güzel bir başlangıç yapması için elimizden geleni yapacağız.